gönül dünyamızı aydınlatan büyük değerlerimiz olmuştur. Bunlardan biri de Anadolu'da Ahillik Teşkilatı'nı kuran Ahi Evran'dır. 13. yüzyılın en çalkantılı döneminde yaşamış olan Ahi Evran, savaşlardan, kıtlıklardan, yağmalardan bulanan halka yetişti. Kültür ortamında kaynağın kendilerine verdiği inansal düşünce ve öğreti zenginliği çerçevesinde umudu, gönül zenginliğini ve bağnazlıktan uzak dinselliği anlatarak halkın gönlünde yer etmiş, günümüze kadar da gelmiş evrensel ulularımızdan biridir. Değerli dostlar, ahilikle ilgili çalışmamı bu kitapta topladım. Aynı zamanda UNESCO da bu çalışmamı makale olarak değerlendirdi. Öncelikle Ahi Evran kültürümüzde, inancımızda, iktisadi meselelerde Türk ve Türkmen dünyasına çok önemli katkıları olmuştur. Ahilik her ne kadar Abbasi halifesi Nasır tarafından İran'da, Horasan'da kurulduğu söylense de bu doğru değildir. Ahilik Abbasi hilafetinin baskısı sonucu Karmatilerin geliştirdiği bir kurumdur. Bu ahilik oradan bu tarafa gelmiştir. Nasıl olmuştur? Ahi Evran Azerbaycan Hoy'da doğmuş, orada eğitimini almış, deri işleme işlerinde çalışmış, daha sonra da Harzem bölgesine gitmiştir. Ahilik mesleğini orada öğrenip 1205 yılında mürşidi Kirmani ile birlikte Anadolu'ya, Kayseri'ye gelmiştir. Kayseri'de ahillik teşkilatını kendi devam ettirirken eşi Fatma Bacı da Bacıyan kurmuştur. Bacıyan'ı Rum olarak geçer. Tabii burada bu çalışmaları yaptıktan sonra 1. Alaaddin Keykubat Kayseri'den Konya'ya davet eder Ahi Evran'ı. Konya'da bir süre hizmet verirken tabii oğlu 2. Gıyasettin Keykisrer Alaaddin Keykubat'a suikast düzenleyerek öldürünce buna gönül bağı ile bağlanan Türkmenler ayaklanır. Ayaklanma sırasında Ahi Evran da diğer Türkmenlerle birlikte öldürülür. Buradan Türkmenler Hacı Bektaş'a pir olarak dönerler. Hacı Bektaş Osmanlı'nın kuruluşunda çok önemli rol üstlenmiştir. Kendi sağı değildir ama onun kültünü kullanmışlardır. Orhan'ın son döneminde 1262 yılında Yeniçeri Ocağı kurulur. Yeniçeri Ocağı Hacı Bektaş kültüyle devam eder. Aslında Alevi ve Türkmenlerin büyük bölümü Osmanlı'nın kurucusudur. Bu Yıldırım Beyazıt'a kadar devam eder. Yıldırım Beyazıt dönemi tam bir Türkmen kıyımıdır. İmparatorluk peşindedir. Kendisi Trakya'dan Avrupa'ya açıldığında dönme devşirleri yönetimi alır. Zaten Yeniçeri Ocağı da yetişmiştir. Dolayısıyla Türkmenlere lüzum kalmamıştır. Türkmenleri dışlar, Türkmen beyliklerini yutmaya, ezmeye çalışır. Bu arada Türkmen beyleri Timur'dan imdat ister. Timur'u davet ederler. 1402 Ankara Savaşı'nda Türkmen beyleri de Timur'un yanına geçerek
Osmanlı İmparatorluğu yıkılır. Eğer Beyazıt, Yıldırım Beyazıt bu şekilde davranmamış olsaydı belki İstanbul'u 1453'te değil 1400'lü yıllarda fethetmiş olacaktı Osmanlı. Yani bir 50 yıllık gerilemeye sebep oldu. Timur tabii Osmanlı'yı dağıttıktan sonra Türkmenlere topraklarını geri verdi. Türkmen beyliklerini diriltti. Aslında burada şunu da özellikle vurgulamak istiyorum. Timur'u yeterince anlamadık. Timur araştırılması gereken biri. Bunu da özellikle söylemek istiyorum. Anadolu Osmanlı dağıldıktan sonra yanına aldığı esirlerle Semerkant'a dönerken Erdebil'e uğrayan Timur Erdebil tekkesinde Hoca Ali'yi ziyaret eder. Erdebil'i köyleriyle birlikte Safavi tarikatına vakfeder. Hoca Ali'ye başka bir isteği olup olmadığını sorduğunda Hoca Ali, Erdebil Tekkesi'nin mürşidi Hoca Ali, esirlerin serbest bırakılmasını ister. Timur ficasını kırmaz, esirleri serbest bırakır. Esirler zaten Safavi tarikatına meyilli Türkmenlerdir. Şükran borcu olarak bir süre Safavi tarikatında dini eğitim alırlar. Bir kısmı Anadolu'ya dönerken, bir kısmı da Erdebil'de Rumlu adında bir mahalle kurulur, orada kalır. Safavilerle Anadolu Türkmenlerinin tanışması bu şekilde başlar. Hoca Ali Anadolu'ya güneye özellikle halifeler gönderir. Bunlardan biri de Somuncu Baba'dır. Somuncu Baba vasıtasıyla Hacı Bayram Veli halifesidir Somuncu Baba'nın. Dolayısıyla Ankara civarında ekiciliği, biçiciliği, ortak üretip ortak yemeği yaratmıştır Hacı Bayram Veli. Önemli bir mutasavvıftır ve Safavi seceresine bağlıdır. Safavi ocağına bağlıdır. Ankara'da ahiler çok güçlüdür. Hacı Bayram Veli Sünni İslam'ın dışında hareket ettiği için ve Türkmenlere, ahilere önderlik ettiği için 2. Murat Hacı Bayram Veli Edirne'ye davet eder. Davet değil, götürtür idam etmek için ama Hacı Bayram Veli'yi dinledikten sonra başındaki kırmızı tacı çıkarması, Safavi tacını çıkarması ve etrafındaki rafizilerin, dinsizlerin dağıtılması koşuluyla Hacı Bayram Veli'yi bırakır. Hacı Bayram Veli bir Alevidir, Kızılbaş Alevidir ve Safavi seceresine bağlıdır. Devamında gördüğünüz gibi Karakoyunlu Cihanşah Erdebil Şeyhi Cüneyt'i sürgün eder. Neden? Türkmenlerin akınına uğramıştır. Osmanlı'nın dışladığı, Memlüklerin dışladığı, hatta Koyunların dışladığı Türkmenler Safavi etrafında birleşmiştir. Erdebil'e akmıştır. Erdebil'in hükümdarı yani Erdebil ve Tebriz'in hükümdarı Karakoyunlu Cihanşah Türkmenlerden korktuğu için Cüneyd'i müritleriyle birlikte sürgün eder. Erdebil'i terk etmesini ister. Cüneyd müritleriyle birlikte Anadolu'ya gelir. 11 yıl Anadolu'da Çepni, Rumlu, Şamlı, Türkmenler arasında görüşlerini yayar. Hatta Ustaşlı. Ve 11 yıl sonra
döndüğünde zaten Anadolu insanının Safavilere bağlanmasını yaratmıştır. 50 yıl sonra torunu Şah İsmail Erzincan'a gelerek Safavi Kızılbaş Devleti'ni kurar bu Türkmenlerle, Alevilerle. Bundan sonra tabii Osmanlı da ikinci Beyazıt hükümdardır. Yavuz Selim Trabzon'da şehzade olarak görev yapar. Bunu Anadolu Alevilerinin, Anadolu'daki Kızılbaş aşiretlerin Safavi Devleti'nde yer almasını istemeyen, ona kızan Yavuz, babasına darbe yaparak 1512'de indirir, tahttan indirir, kendisi yerine geçer. İdrisi Bitlisi denen birisi var, bu daha önce Koyunlu Sarayı'nda divan katipliği yapmış, Doğu ve Güneydoğu'yu çok iyi bilen birisidir. Şah İsmail hükümdar olduğunda inancından dolayı Şah İsmail'i terk etmiş, ikinci Beyazıt'a Osmanlı'ya iltica etmiştir. Bir tarih yazıcılığından dolayı küsmüş, Mekke'ye gitmiştir. İşte Yavuz bunu çok iyi değerlendirir. Mekke'ye bir miktar para göndererek, altın göndererek İdris'i Bitlisi'yi çağırır. Birlikte plan yaparlar. Yani niyetleri çaldıran, yani Şah İsmail üstünde yürümek, ama yürümeden önce de Anadolu'daki taraftarlarını, Şah İsmail taraftarlarını ortadan kaldırarak yürümektir. Onun için Yavuz ısrar eder, fetva yazdırır. Müftü Hamza ve Aşık İbni Kemal'a fetva yazdırır. Bunlar müllettir, kafirdir, katli vaciptir diye. 1513'ün sonunda kılıçlar bilenir. Anadolu'daki Şah İsmail taraftarı 40 bin Kızılbaş Alevi katledilir. Bunu yazan tarihçi de İdris'i Bitlisi'dir. Onun dışında bunu yazan yoktur. Yani Osmanlı tarihçisi yazmıştır. Hatta şiirle de bunu şiirleştirmiştir. Bu 1513'ün sonudur. Ondan sonra 1514'ün Mardin'da Şah İsmail'in üstüne yürür. Erzincan'a geldiğinde mektup yazar. Yani Erzincan'dan itibaren zaten Safavi toprağıdır. Safaviler Akkoyunluların devamı olduğu için zaten Akkoyunlu Uzun Hasan Şah İsmail'in dedesidir. Dolayısıyla öyle bir miras takibi de yapmıştır. Tabii Çaldıran'a 5 ayda falan varır. Yolda insanlar çıkar. Şah İsmail böyle bir savaşa taraftar değildir. Ama şeye kadar, Çaldıran'a kadar gider. Orada bir günlük bir savaş olur. Sabah başlar, akşam savaş sona erer. Tabii burada hem ordu sayısal olarak çok, Osmanlı 200 bin civarındadır. Tabii tarihçilerin belirttiğine göre Safaviler de 40 bin civarındadır. Osmanlı'nın çok sayıda topu, 12 bin civarında da tüfekçisi vardır. Yani ateşli silahlar sonucu Osmanlı galip gelmiştir. Ama Safaviler dağıtılamamıştır. İki gün savaş sonrası, iki gün bekledikten sonra Yavuz Tebriz'e kadar ilerler. Tebriz'de 9 gün kalır ama hem hayvanları, affedersiniz, atı, devesi, öküzü açlıktan ölür, hem de kendiler yiyecek bulamazlar. Çünkü Tebriz'de halk desteği bulamamışlardır. Yavuz oradan Amasya'ya döner. Amasya'da İdris'i Bitlisi'ye yetki verir.
Kürtler ne istiyorsa verin diye, nerede varsa doğuya getirin diye talimat verir. Tabii İdrisi Bitlisi tam yetkilidir, imza yetkilidir. Yapılan toplantı sonucu Kürt derebeylerin büyük bir bölümü Safavileri terk eder ve Osmanlı'ya katılır. Yavuz'un hedefinde iki konu vardır. Birisi dedesi Dulkadirli Beyliğini ortadan kaldırmak, birisi de Doğu ve Güneydoğu'da Safavi topraklarını kendi toprağına katmaktır. 1515'te Dulkadirliler üzerine yürür, Dulkadirlilerle yaptığı savaşı kazanır, Dulkadirli Beyliğini Şehsuvaroğlu Ali Bey'e verir. 1516'da Koçhisar mevkiinde Safavi valisi Karahan'la savaşır. Abisi Ustaşlı, Muhammed Ustaşlı Diyarbakır valisiydi. O öldürüldükten sonra da Karahan'ı vali olarak atamıştı Safavi devleti. 1516'daki savaşta Osmanlı ile Kürtler birleşerek Kürt derebeyleri Safavileri yener ve Doğu ve Güneydoğu bölgesini tamamen Osmanlı egemenliğine sokar. Burada tarihçilerin, araştırmacıların yaptığı çalışmalara göre çok sayıda Türkmen ya katledilir, ya sürülür, ya da bir kısmı da Kürtleşmek zorunda kalır. Öyle tedbirler olur ki Yavuz, pazarlarda bile Türkçeyi yasaklar. Yani bir adam pazara malını satmaya gittiğinde Kürtçe öğrenmek zorundadır, Kürtçe konuşmak zorundadır. Dolayısıyla bölgenin bir kısmı da bu şekilde Kürtleşmiştir. Yani Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da %10 Kürt varken %90'a çıkmıştır. Buradaki amaç Safavilerle Osmanlı arasında Kürtlerden tampon bir bölge yaratmaktır. Ben sizi sıkmayayım. Çok teşekkür ederim. Beni dinlediğiniz, sabır gösterdiğiniz için saygılar sunuyorum.